Merhaba çocuklar, 6. sınıf Türkçe dersindeyiz. Ben öğretmeniniz Şengül Şahko Hoca'yla birliktesiniz. Bugün sizlere yapılarına göre cümlelerde alıştırmaları işleyeceğiz. Hatırlarsanız geçen dersimizde yapılarına göre cümleleri anlatmıştık. Şimdi de bunların üzerine biraz alıştırmaları yapalım. Evet, bakın tabloda karşınızda gördüğünüz üzere ben birkaç tane cümle seçtim ve bu cümleleri şimdi bakacağız. Bu sıcakta evde oturulur mu? Cümlesini basit cümle olarak işaretledim. Peki neden, neydi basit cümlenin definisyonu, hatırlayabildiniz mi? Sadece tek bir yargı olan cümlelerde basit cümledir demiştik. Evet, evet, burada da oturulur mu tek bir yargı bulunmaktadır. İkinci cümlemiz, aradım fakat evde yoktun. Bunu da bağlı cümle olarak işaretledik. Neden? Çünkü burada aradım bir cümle fakat evde yoktun. Yoktun yine burada ikinci bir yargıyı oluşturmaktadır. Ve arada dikkat ederseniz ne var? Fakat var, bir bağlaç var. Bu da nedir? Yani bağlı cümlelerin özelliklerinden biridir. Bir diğerine geçelim. Çiçekleri koparan çocukları sonunda yakaladım. Bunu da birleşik cümlede girişik birleşik cümle olarak işaretledik. Peki bu girişik cümledeki en büyük özellik neydi? İçinde sıfat fiil, zarf fiil veya isim fiil olmasıydı. Bakalım cümlemize. Burada koparan çocuklar, yani an ekini almış, koparmak eylemi ne olmuş? Burada sıfat görevini üstlenmiş çocuklar ve bileşik cümlelerin girişik bileşik cümlelerini oluşturmuş. Bir diğer cümleye bakalım. Çocuklar bahçede oynuyordu, anneleri onları bekliyordu. Bunu da sıralı cümle olarak işaretlemişiz. Peki sıralı cümlelerin önemli özellikleri neydi? Çocuklar bahçede oynuyordu, anneleri onları bekliyordu. Bu cümleyi çekersek, bu cümle tek başına bir anlam ifade ediyor mu? Evet, ediyor. Anneleri onları bekliyordu. Bunu tek başına söylersek, bu da tek başına bir anlam ifade ediyor. Sıralı cümlelerde iki tane cümle noktalı virgülle veya virgülle ayrılıyordu. Devam edelim. Kalabalıktan biri yavaşça kürsüye doğru ilerledi. Şimdi burada basit cümle olarak işaretlemişiz. Yani ilerlemek, ilerledi tek bir yargıyı oluşturmaktadır. Öğrenciler kitaplarını aldılar, çantalarına koydular. Burada da sıralı cümle olarak işaretlemişiz. Yine aynı şekilde virgülle cümleyi ayırmışız. Ve ikisi de birbirinden bağımsız olarak bir anlam ifade eder. Madem ki sen de gelecektin, niçin bana haber vermedin? Burada da yine aynı şekilde ki'li bileşik cümle grubuna eklemişiz. Kimsenin bilmediği ıssız güzel bir yerdi. Burada da girişik birleşik cümle olarak bunu işaretlemişiz. Ne var burada da? Kimsenin bilmediği, yani biz az önce dedik zaten sıfat fiil, zarf fiil, isim fiil olduğu zaman bunlar girişik birleşik cümleyi oluşturuyor. Burada da örneği görüyorsunuz. Ne konuyu biliyorsun ne de öğrenmeye çalışıyorsun. Burada da aynı şekilde girişik birleşik cümle olarak işaretlemişiz. Bugün işini bitirmelisin. Burada da tek bir yargı var, yani bitirmelisin. Bugün sadece işini bitiriyorsun, tek bir yargıyı oluşturduğu için basit cümleyi oluşturmaktadır. Bakalım yine örneklerle devam edelim. Onlar geldiler, kapının önünde durdular. Sıralı cümle çocuklar, bakın kapının önünde durdular. Tek başına
bir anlam ifade edebiliyor. Yine onlar geldiler tek başına bir anlam ifade ediyor. Çalışmayı pek sevmiyor. Sadece tek bir yargı var. Bu da basit cümleyi oluşturuyor. Öğrenciler geldi fakat öğretmen gelmedi. Burada da bir bağlı cümle var. Noktalı virgülle ayırmışız ve iki tane anlam, iki tane yargı var. Akşama kadar bu ödevleri bitirmelisin. Yani burada da bitirmek işi tek bir yargı olduğu için basit cümleyi oluşturuyor. Bu konuyu iyi bilmek çok önemlidir. Girişik, birleşik cümleye işaret etmişiz çocuklar. Yani konuyu bilmek çok önemlidir. Hem konuyu biliyoruz hem de önemli olduğunu vurguluyoruz. Yani iki tane yargı var. Çocukları seviyor, şefkatle kucaklıyordu. Burada da yine bir sıralı cümlemiz var. Sonuncusu, sevgisiz toplum olmaz derdi. Bu da iç içe birleşik cümleyi oluşturuyor. İç içe birleşik cümlede ne demiştik? Bakın tırnaklar içinde başka bir cümle var ve yine derdi tek başına bir cümleyi oluşturabilir. Bu da örneğimizin sonuncusu. Bir dahaki Türkçe dersinde görüşmek dileğiyle çocuklar. Hoşça kalın.